Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Ben Yağmur Hoca. Ee, evet arkadaşlar biraz böyle biraz daha hızlı 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 ilerlemeye çalışıyorum. Tabi hızlı hızlı diyorum da işte gün gün gidiyor ama ben her gün bir ya da iki video paylaşmaya çalışacağım. Sadece sizin daha seri çalışabilmeniz için kitabın basılmasında bazı aksaklıklar çıktı için şimdi çoktan videoları paylaşmış olmam gerekiyordu. Ama nasip arkadaşlar geç olsun güç olmasın diyoruz. Şimdi nükleik asitler. Nükleik asitler kim? Hemen ne yapacağız? Tabii ki de ben bu araya bir giriş koyacağım için ne demem lazım? Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi nükleik asitlere biz bakacak olursak iki çeşit nükleik asitimiz bulunuyor. Bu nükleik asitler kim arkadaşlar? Bu nükleik asitlerden bir tanesi DNA. Bir diğeri ise rena yani iki tane ya iki çeşit nükleik asitimiz bulunuyor. Ve organik bileşikler içerisinde nükleik asitlere biz bakacak olursak nükleik asitler arkadaşlar yönetici moleküller olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar ediyorum yönetici moleküller olarak karşımıza çıkıyor. Nükleik asitleri biz bakacağız şimdi ne işe yarıyor ne gibi işlevleri var falan filan bakalım. Hücre içerisinde protein sentezi, hücre bölünmesi gibi yaşamsal olayları düzenler. Niye diyeceksiniz? Çünkü DNA'dan gelen emre göre protein sentezlenir. DNA'dan gelen şifreye göre protein sentezlenir. DNA'dan gelen şifreye göre enzim sentezlenir. Çünkü DNA emri verir ve iş sonlanır arkadaşlar. Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen ve azot kesin var. Bakın bu dördü kimde vardı? Bu dördü kesinlikle proteinde de vardı ama ekstra olarak bir de bunların yapısında kesinlikle fosfat bulunuyor. Yani karbon, hidrojen, oksijen Azot ve fosfat kesinlikle nükleik asitlerin yapısında bulunuyor. Karbohidratların yapısında kim vardı? Sadece karbon, hidrojen ve oksijen. Yağların yapısında kim vardı? Karbon, hidrojen, oksijen ve azot bulunabiliyordu. Proteinin yapısında kim vardı kesinlikle? Karbon, hidrojen, oksijen, azot ve bazen kükürt bulunuyordu. Ama nükleik asitlere gelecek olursak karbon, hidrojen, oksijen, azot ve bir de fosfat kesin olarak yapılarında bu bulunuyor diyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Nükleik asitlerin yapı birimlerine nükleotit denir. Şöyle bir yapı birimlerini hatırlayalım mı? Evet. Karbohidratların arkadaşlar yapı birimleri kimde? Karbohidratların yapı birimleri monosakkaritler olan glikoz, galaktoz ve fruktozdu. Devam ediyorum. Yağların yapı birimleri kimdi? Yağların yapı birimleri yağ asitleri ve bir de kim vardı? Gliserol vardı arkadaşlar. Peki Proteinlerin yapı birimleri kimdi? Proteinlerin yapı birimleri de amino asitlerdir. Yeri geldi bir tekrar etmiş olduk. Nükleotitlerin yapısında yani bir nükleotidin yapısında ne bulunur derseniz çünkü nükleotitler bir araya gelecek DNA'yı ya da RNA'yı oluşturacak. Nükleotitlerin yapısında ne bulunur derseniz nükleotidin yapısında arkadaşlar 3 çeşit şey bulunuyor ve bunlar birleşip bir nükleotidi oluşturuyorlar aslında. Bir azotlu organik baz, 2 5 karbonlu şeker ve 3 inorganik fosfat bulunuyor diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi tek tek hepsine tabii ki de bakacağız. Azotlu organik bazdan başlıyorum. Şimdi azotlu organik baz dediğimiz şeyi biz ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesine biz pürin bazları adını veriyoruz. Bunlardan bir tanesine de pirimidin bazları adını veriyoruz. Ben bunu nasıl ayırıyorum ya da neye göre ayırıyorum derseniz Pürin bazları arkadaşlar iki halka içerirken pirimidin bazları ise tek yani bir adet halka içeriyor. Pürin bazları iki halka içerdiği için önemli olan şeyler bulunan yani daha büyük olan adenin ve bir de onun yanında guanin bunlar çift halkalılar ve pürin bazı olarak adlandırıyoruz. Pürimidin bazları ise tek halkalıdır. Peki kimdir bunlar? Timin arkadaşlar, e, stozin kankalarım ve bir de kim var? Tabii ki de Urasil. Bu yazdıklarımız tek halkalılar ve pirimidin bazı olarak geçiyor kayda arkadaşlar. Şimdi pirimidin bazlarını söyledik. Şimdi bakın şu gördüğünüz timin tek halkalı. Aynı zamanda şu gördüğünüz stozin yine tek halkalı. Buraya timin yazmayı unutmuşuz. Aha bir hata daha bulduk. Aa bak şimdi. Bunu unutmayalım. Şöyle şurayı işaretleyeyim hemen. Stozin bazı var arkadaşlar. Ve urasil bazı. Bunlar tek halkalılar. Adenin var gördüğünüz gibi ve Guanin var. Bunlar da arkadaşlar çift halkalar İnanın şu normal şekilleri çizmek şöyle geometrik şekilleri çizmekten daha kolay be beceremiyorum hiçbir şekilde. İnanın yani o kadar sistemler defteri falan yazdım. Ne bileyim bu defterde birçok şekil çizmeye çalıştım işte hayvan görseli falan filan. Ama beni en zorlayan yemin ediyorum o kalıtımdaki yuvarlaklar ve kareler. Görseniz zaten aşağı yukarı böyle tam denk gelmemiş ama e, dikkatli baktığınızda biraz daha yamuk olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 5 karbonlu şeker var iki çeşit tabi bir dakika bir 5 karbonlu şekere gelmeden önce adeninle guaninin çift halkalı olduğundan bahsedeyim şimdi biz bu adeninle guaninin çift halkalı olduğunu söylemiştik fakat şöyle bir durum var bunlar e, diğerlerine göre arkadaşlar daha büyük yapılı yani daha geniş yapılı ki görselde de görüyorsunuz zaten şimdi DNA'nın yapısına şöyle bir bakacak olursak DNA'nın yapısı arkadaşlar bakın ne var DNA'nın yapısında Adenin var, timin var, guanin var ve bir de stozin var. E Reyna'nın yapısına bakayım hocam. Reyna'nın yapısına bakacak olursak da bakın. Reyna'nın yapısında kim var? Adenin var, urasil var, guanin var ve stozin var. Gördünüz mü arkadaşlar? Neyi gördünüz mü arkadaşlar? Timin Reyna'da bulunmuyor. Gördüğünüz üzere timin yerine Reyna'ya kim geldi? Tabii ki de urasil geldi sevgili arkadaşlar. Şimdi 5 karbonlu şekerlere gidiyorum ki. Siz bu 5 karbonlu şekerleri daha önce gördünüz. Ben görmedim demeyin. Şimdi nerede gördük biliyor musunuz biz bu 5 karbonlu şekerleri? Şeker kimdi arkadaşım? Karbohidratlardı. Doğru mu? Biz karbohidratları şeker sayısına göre 3 ayırmıştık. 1- Monosakkaritler. 2- Disakkaritler. Ve 3- Polisakkaritler olmak üzere biz monosakkaritlere de tekrardan ikiye ayırdık ve dedik ki 5 karbonlu şekerler vardı bir de 6 karbonlu şekerler vardı. 5 karbonlu şeker iki taneydi bunlardan ikisi de burada yazıyor bakın bir tanesi riboz şekeri ki reyna'nın yapısına ve ATP'nin yapısına katılıyordu. İkincisi ise deoksiriboz şekeri bu da kimin yapısına katılıyordu arkadaşlar DNA'nın yapısına katılıyordu deoksiriboz şekeri. Riboz şekerini şöyle bir hatırlayacak olursak genel formülü C5H10O5 idi. Ama deoksiriboz şekerini ben hatırlayacak olursam deoksiriboz şekerinin formülü de C5H10O4'tü. Yani bir oksijen neydi arkadaşlar? Eksik olarak bulunuyordu. Devam ediyorum. Riboz şekerini söyledim biraz önce de e, ATP'nin ve RNA'nın yapısına katılıyordu arkadaşlar. Deoksiriboz şekeri ise DNA'nın yapısına katılıyordu dedim. Şimdi inorganik fosfat grubuna ben şöyle bir bakacak olursam eğer inorganik fosfat grubunda arkadaşlar ne var ad üstünde ya inorganik fosfat diyoruz yani fosfat bulunacak ve bu fosfata biz bakacak olursak bu fosfat hem RNA için ortaktır. Yani RNA'nın yapısında bulunur arkadaşlar. Hem de DNA için ortaktır. Yani DNA'nın yapısında bulunacaktır. Şöyle bir tekrar edelim. Azotlu organik bazlarımız vardı bizim ve bu azotlu organik bazlarımız adenin, timin, guanin, stozin ve urasildi. Adenin, timin, guanin ve stozin DNA'da Adenin, urasil, guanin ve sitozin ise reynada bulunuyordu arkadaşlar. 5 karbonlu şekerimiz vardı. Riboz şekeri ve deoksiriboz şekeri. Riboz şekeri reyna'nın ve ATP'nin, deoksiriboz şekeri ise DNA'nın yapısına katılıyordu. Ve son olarak bir de inorganik fosfat grubumuz vardı ki bu grup deoksiribonükleik o asitlik özelliğini, ribonükleik o asitlik özelliğini kazandığı yerde ve hem DNA'da hem de RNA'da bulunuyordu arkadaşlar. Dedikten sonra hemen diğer bir bölüme geçelim. Şimdi DNA'ya biz bakacak olursak arkadaşlar DNA'nın açılımı deoksiribonükleik asit. Az evvel size belirttim. Asit özelliği işte bakın bunu sakın unutmayın. Bakın arkadaşlar asit özelliğini fosfat yani inorganik fosfat grubundan alıyor. H3PO4 diye de gösterilebilir. Hiçbir şekilde kafanız karışmasın. Yani orası da fosfat grubu olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Genetik bilgiyi taşır. Ya genetik bilgiyi de, DNA nasıl taşır dersiniz lan? Genetik bilginin kendisi, DNA'nın kendisi zaten yönetici molekül diyoruz ve yönetici molekül olduğu için DNA sağlıyor zaten bunların hepsini arkadaşlar. Geldim kendine işleyebilir kendini eşleyebilme özelliğine biz replikasyon diyoruz. Yani sizininizde bir tane DNA varsa o DNA hücre bölünürken altını çiziyorum. DNA sadece kendisini hücre bölünürken eşler ve biz bu eşlenmeye replikasyon diyoruz. Ve şunu tekrardan buraya yazmak istiyorum bakın DNA kendisini sadece hücre bölünürken eşler ve DNA kendini eşliyorsa bilin ki hücre bölünüyordur arkadaşlar. Ve kendini eşleme safhası da interfaz evresinde gerçekleşir. Bunu da ayrıca unutmuyoruz. Polinükleotit yapıldır ve polimerdir. Yapı taşı nükleotitlerdir. Demiştik ki o nükleotitlere işte e, azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker ve bir de ne bulunacaktı? İnorganik fosfat grubu bulunacaktı arkadaşlar. Prokaryot canlılarda stoplazma içerisinde bulunuyor ki DNA'nın bulunduğu yerler öncüllü sorularda çok ciddi soruluyor. Öyle böyle değil yani. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. Bir, prokaryotlarda çekirdek yok ve çekirdek olmadığı için DNA stoplazmada bulunur. Bu bir. İkincisini söylüyorum size. Ökaryotlarda stoplazmada DNA bulunmaz. Bak tekrar ediyorum. Repeat after me. Ökaryotlarda Stoplazmada arkadaşlar kesinlikle DNA bulunmuyor. Devam ediyorum. Peki ökaryotlarda nerede bulunuyor hoca? Söylüyorum. Çekirdekte bulunuyor bir. Çünkü ökaryotlarda çekirdek vardı. 2. Mitokondride bulunuyor. Mitokondride bulunması da ekstra özellik ki mitokondrinin kendine ait DNA'sı, RNA'sı olduğunu buradan zaten anlıyorsunuz. Üç. Kloroplast da bulunuyor arkadaşlar. Mitokondri ile aynı özelliklere sahip. Buralarda ökaryotlarda nerede bulunuyormuş bakın çekirdekte kloroplastta ve mitokondride bulunuyor. Tekrar söylüyorum ökaryotlarda stoplazmada kesinlikle DNA bulunmaz ki bakın buraya bastıra bastıra yazmışım ökaryot canlılarda stoplazmada DNA bulunmaz arkadaşlar. Peki organik bazları kim bu elemanın? 1 adenin, 2 guanin, 3 timin ve 4 stozin olmak üzere 4 çeşit arkadaşlar organik bazı var. 4 çeşit nükleotidi de var diyebilirsiniz. Çünkü nükleotitler organik baza göre adlandırılıyor. Şimdi bakalım. Adenin, guanin, timin, stozin burayı arkadaşlar ikinci kez şey almışım. Keserken ikinci kez almışım. Neyse çaktırmayın. Şimdi bakın burada eşleşmelerine ben bakacak olursam eşleşmeler şu şekilde olacak. Adenin ile timin eşleşecek. Guanin ile de stozin eşleşecek. Adenin ile timin arasında ikili hidrojen bağı bulunacak arkadaşlar. Guanin ile stozin arasında ise Üçlü hidrojen bağı bulunacak ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi bir DNA'nın size sıcaklığa da, dayanıklılığı ile alakalı bir soru gelirse o DNA'daki guanin ve stozin sayısı ne kadar fazlaysa o DNA o kadar dayanıklıdır. Çünkü hidrojen bağı sayısı arttıkça DNA'nın sıcaklığa dayanıklılığı da o kadar artacak. Yani hidrojen bağı sayısı arttıkça Sıcaklığa dayanıklılık, dayanıklılık da onunla birlikte ne olacaktır? Artış gösterecektir. Şimdi burada örnek bir nükleotit yazmışım. Bakın hemen şuraya alayım. Bakın şurada gördüğünüz gibi ne var? Adenin, deoksiriboz şekeri ve fosfat. Hemen bakın şurada ne var? Timin, deoksiriboz şekeri ve fosfat. Bakın bu adenin nükleotididir. Bu timin nükleotididir. Altına iniyorum. Stozin, deoksiriboz şekeri ve fosfat. O zaman bu da stozin nükleotididir. Hemen yanında guanin deoksiriboz şekeri ve fosfat. Bakın hemen bu da nedir arkadaşlar? Guanin nükleotidi olarak karşımıza çıkacaktır. Yani ben bir dakika şu boşluk yere yazmak istiyorum. Bakın şimdi. Hemen şöyle bir tane çizeyim. Şöyle organik bazları aynı çizeceğim. Kusura bakmayın. Farklı farklı şimdi uğraşmamak için hani vaktinizde çok almak da istemiyorum. Şimdi şöyle yaptım. Şimdi bunu kopyalayabiliyor muyum? kopyalayabiliyorum diye biliyorum. Kopyaladım. Yapıştırdım. Bir tane daha yapıştırdım. Ve bir tane daha yapıştırdım. Şimdi bakın. Dört tane nükleotit yaptım şimdi buraya. Şimdi kalemi alıyorum. Şu adenin olsun. şu timin olsun. Şu guanin olsun. Şu stozin olsun. Arkadaşlar şekillere takılmayın. Rica ediyorum. Bakın şu gördüğünüz şey organik bazdır arkadaşlar. Tamam mısınız? Şu gördüğünüz D harfi yazdığımız deoksiriboz şekeridir arkadaşlar. Ve şu gördüğünüz P yazdığımız ise inorganik fosfat dediğimiz o fosfat grubudur. Buraya kadar tamamsınız. Şimdi adeninle daha doğrusu organik baz ile şeker arasında bir bağ bulunur. Organik baz ile şeker arasında bulunan bu bağ biz glikozit bağı adını veriyoruz ve şekerle fosfat arasında bir bağ bulunur. Ve biz bu bağda arkadaşlar ester bağı adını veriyoruz. Şu sayfa biraz karışık olduğu için arka sayfada gösteriyorum. Yine aynı şekilde şurası glikozit bağı, şurası ester bağı, deoksiriboz şekeri fosfat. Şurası glikozit bağı, deoksiriboz şekeri ester bağı, şurası fosfat. Glikozit bağı, deoksiriboz şekeri ester bağı ve fosfat. Bakın yukarıda gördüğünüz şey adenin nükleotididir. Hemen onun altındaki timin nükleotididir. Onun altındaki guanin nükleotididir. Ve onun altındaki ise stozin nükleotididir. Yani aslında nükleotitler bulundurdukları organik bazlara göre ne yapılıyorlar? Adlandırılıyorlar arkadaşlar ve bunu sakın ama sakın unutmuyoruz. Şimdi geldim kaldığım yerden devam ediyorum. Zayıf hidrojen bağı oluşumu sırasında su açığa çıkar. Demek ki hidrojen bağlarının olduğu yerde su oluşacak ya da su açığa çıkacak. Yine devam ediyorum. Bir DNA'da guanin ve stozin sayısının fazla olmasıyla DNA'nın ısıya dayanıklılığı artar. Bunu da az önce söyledim. Guanin stozin sayısı niye önemli? Çünkü onun arasında 3 tane hidrojen bağı olduğu için önemli. Yine devam ediyorum. DNA sentezlenirken DNA polimeraz. DNA hidrolize edilirken de DNA az yani DNA'yı siz üretirken DNA polimeraz enzimini kullanacaksınız. DNA'yı parçalarken de ya da hidrolize ederken de DNA az enzimini kullanacaksınız. Ki bu DNA az enziminin parçalanma işlemi de arkadaşlar ince bağırsakta gerçekleşebiliyor. Devam ediyorum şimdi. Şimdi ince bağırsağı kodlanmayın tamam mı orası sindirim sistemini ilgilendiren bir şey siz sadece DNA parçalanırken bilin ki DNA az enzimi kullanılıyor şimdi geldim devam ediyorum prokaryotlarda bulunan DNA halkasal yapıldır şimdi biz öncelikle şunu bir tekrar etmek istiyorum ben size şimdi prokaryotlarda DNA nerede bulunuyordu hoca stoplazmada bulunuyor demişti ökaryotlara bakıyorum bir de Ökaryotlarda DNA nerede bulunuyordu? 1. çekirdekte bulunuyordu. 2. mitokondride bulunuyordu ve 3. bir de kloroplastta bulunuyordu. Şimdi stoplazmada bulunan DNA halkasal yapılıdır. Halkasal yapılı ne demek? İşte şöyle yuvarlak DNA. Çekirdekte bulunan DNA bizim bildiğimiz klasik sarmal yapılı olan DNA'dır. Mitokondri ve kloroplastta bulunan DNA ise yine halkasal yapılı olan DNA'dır arkadaşlar. Çekirdekteki bulunan sarmal yapılıdır. Mitokondride ve kloroplastta bulunan ise yine e, halkasal yapılıdır. DNA bölünme safhasında kendine eşler hangi evreydi arkadaşlar? Burası da interfaz evresiydi bunu da unutmuyoruz. Şimdi. İşte çift zincirli olması falan filan bunları aslında arka tarafa reyna ile karşılaştırırken verdim bilginiz olsun. Şimdi devam ediyoruz. Geldim reyna yani ribonükleik asite. Ribonükleik asitin de arkadaşlar bu asit kısmı nereden gelecek? Yine fosfattan gelecek. Bakın şimdi. DNA'dan aldığı genetik bilgiye uygun protein sentezini gerçekleştirir. Protein sentezini yapan tabii ki de reyna değil. Ama Reyna'dan, e, DNA'dan aldığı bilgiye göre reyna bu noktada direkt olarak görevde. DNA aslında dolaylı olarak bu işin içerisinde. Tek zincirlidir ama DNA iki zincirliydi arkadaşlar. Yapı taşları nükleotitlerdir. Reyna'nın şekeri kimmiş? Bakın riboz şekeriymiş. DNA'nınki kimdi? Deoksiriboz şekeriydi. E, reyna riboz şekeri ve nükleotitin birleşmesiyle oluşur. Reyna polimer yapılıdır. Kendini eşleyemez. Öyle bir durumu yok arkadaşlar. Anca Deyna emir verirse bir tane daha Reyna oluşabilir. Kendini onaramaz. Bu yüzden de nesilden nesile aktarıldığında kendini tekrardan bir sonrakinde düzeltebiliyor. Ama bir hasar gördü. Kendini Deyna izin vermediği müddetçe onaramıyor. Reyna'da timin bulunmaz. Onun yerine bulunan arkadaşlar Urasil'dir. Reyna çeşitleri Deyna tarafından sentezlenir ki Reyna çeşitlerini az sonra göreceğiz. 3 çeşit Reyna var bir M reyna, bir T reyna, bir de arkadaşlar R reyna olmak üzere üç çeşit reynamız var. Adenin urasil, guanin Stozin gibi bir eşitlik yoktur ama DNA'da öyle değildi. Adeninle timin, guaninle de Stozin eşleşmişti ama burada adenin urasil vesaire gibi böyle bir eşleşme söz konusu değil. DNA'da kimin nerede bulunduğunu söylemiştik. Şimdi DNA'da bir tekrar hatırlayacak olursak, kırmızı ile yazdıklarım DNA'nın bulunduğu yerler. Arkadaşlar DNA prokaryotlarda sitoplazmada bulunuyordu. Ökaryotlarda ise arkadaşlar nerede bulunuyordu? Çekirdekte bulunuyordu. Mitokondride e, bulunuyordu ve bir de yazamadım. Kloroplastta bulunuyordu şimdi. Buralar bu şekilde. Şimdi RNA nerelerde bulunuyor? Bakın RNA stoplazmada bulunuyor ve ribozomun içerisinde bulunuyor. Ökaryotlarda nerede bulunuyor? Bakın şimdi stoplazmada bulunuyor ama DNA stoplazmada yoktu mesela. Ribozomda bulunuyor. Çekirdekte, çekirdekçikte, mitokondride ve kloroplastta bulunuyor. Aslında baktığımızda neredeyse her yerde bulunuyor diyebiliriz reyna için. Şimdi reyna çeşitlerine bakacağız sevgili arkadaşlar. Reyna çeşitlerine biz baktığımızda da 3 çeşit reyna var. M reyna, T reyna ve R reyna size kalıbımı basıyorum soru bankalarında kesinlikle bu üçüne dair soru yüzde yüz görürsünüz. Yani görmemeniz imkansız. Şimdi bakalım bunların özellikleri neymiş arkadaşlar. Şimdi bir. Emreina protein sentezi için DNA'dan aldığı şifreyi ribozoma iletir. Yani arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Şurası DNA olsun. Şurası mRNA olsun. Şurası arkadaşlar şöyle iki başlıklı olacak. Şurası ribozom olsun. Şunlar stoplazmanın içerisinde bulunan amino asitler olsun. Şu da tRNA olsun. Şimdi hepsini yerleştirdik. rRNA'ya en son geleceğim. Şimdi DNA'dan mRNA bir şey alıyor. Ne alıyor arkadaşlar? Şifre ki biz bu şifrelere şifrelere kod adını veriyoruz. mRNA aldığı şifreyi hoppa ribozomun o küçük kısmına götürüyor. Şifreyi götürdü. Bu şifrenin adı Emreyna'ya geldikten sonra kod değil de adı kodun oluyor. Bunların detayını bilmenize gerek yok. Okey. Deyna'dan şifreyi aldı. Aldığı şifreyi ribozomun küçük kısmına götürdü. Ribozom şifrelere göre amino asitleri söylüyor. Şu amino asit gelsin. Bu amino asit gelsin. 20 çeşit amino asit var. O esnada stoplazmada serbest halde bulunan amino asitleri tRNA alıyor ve haldır haldır ribozoma getiriyor. İşte bunu getirsin, işte arkasından şunu getirsin, işte arkasından bunu getirsin gibi. Bunlar ribozoma geliyorlar. Yani o zaman şöyle söyleyeyim ben size. Emreyna şifreyi alıyor DNA'dan ve aldığı şifreyi ribozoma götürüyor. Tamam. burada bekleyin. Emreyna tekrar tekrar kullanılabilir ve bir hücrede bulunma oranı %5 kadardır. Şimdi geldi devam ediyoruz. t TRNA'ya geçiyorum. Protein sentezi için uygun şifreleri ne yapacak arkadaşlar? Şifrelere uygun amino asitleri ribozoma taşıyacak. Şimdi burası çok önemli. Biraz önce söyledim. Stoplazmada serbest halde amino asitler bulunur. Ve bu amino asitleri tRNA giden şifreye uygun olanları alır ve ribozoma taşır. O zaman tRNA'nın buradaki görevi stoplazmadaki serbest bulunan amino asitleri ribozom organeline taşımak ribozomu organeline taşıdı. Şimdi bunların protein olabilmesi için birbirlerine bağlanması lazım. Oraya az sonra geleceğim. Şimdi devam ediyorum. Ribozoma taşıdı bunları. Kendi üzerinde katlanarak 3 boyutlu bir yapı oluşturuyor. Bakın o yapı da şöyle adı zaten tRNA denilmesinin sebebi bu. Şu şekilde 3 boyutlu bir yapı oluşturuyor. Normalde bunu açtığın zaman şu şekilde bir zincir çıkar olmadı şöyle yapayım şu şekilde bir zincir çıkar çünkü Reyna neydi tek zincirliydi arkadaşlar devam ediyorum bu karşılıklı birbirlerine geldiği için karşılıklı oldukları için de arkadaşlar hidrojen bağı bulunur bakın M Reyna'da hidrojen bağı yok DNA'da zaten vardı T Reyna'da da karşılıklı katlanmalar sonucu hidrojen bağı oluşuyor normalde hidrojen bağı falan yok arkadaşlar ve bir hücrede bulunma oranı yüzde 15 kadarıyla bakın M reyna ne kadardı? %5. T reyna %15. Şimdi geldim R reyna'ya. R reyna zaten arkadaşlar hali hazırda kimsenin haberi yokken gelip ribozomun yapısına katılır. Ve ribozomun yapısına katılan tek reyna çeşididir. Biraz önce T reyna'nın getirdiği amino arasındaki hidrojen bağlarını işte bu R reyna kurar arkadaşlar. Pardon hidrojen bağı demişim. Peptit bağlarını R reyna kurar. Böylece Peptit bağı kurulduğu için de artık ne olmuşmuştur? Protein sentezi gerçekleşmiştir. Şöyle bir tekrar ha Bu arada e, bir hücrede bulunma oranı da yüzde seksen civardır. Şöyle bir tekrar edecek olursak M-Reyna aldığı şifreyi ribozomun küçük kısmına götürüyor. Şifrelere uygun amino asitleri ribozoma T-Reyna taşıyor. T-Reyna'nın taşıdığı amino asitler arasındaki peptit bağlarını kurup proteinin oluşmasını sağlayan ise R-Reyna'dır ve aynı zamanda R reyna ribozomun yapısına katılır. M reyna ve T reyna ribozomun yapısına katılmaz. Ve hidrojen bağı bulunduran iki tane reyna çeşidi vardır. Bunlardan bir tanesi T reyna, bir tanesi ise R reyna'dır. M reyna yüzde beş, T reyna yüzde on R reyna ise bir hücrede yüzde seksen oranda bulunur. Yani aslında bir şey yapacak olursak R reyna oranı büyüktür. T, T reyna oranından o da büyüktür. M reyna oranından diye bir e, kodlama yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yani R büyüktür T büyüktür M diye de yazabilirsiniz. Ritim diye kodlayabilirsiniz mesela. R, T, M şu an bende de yeni çıktı o da. Şimdi O bahsettiğim kısma geldim. Bunların birbirlerinin karşılaştırılması. İnanın bakın bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu şekilde e, bir dizayn ya da bu şekilde sürekli sizi tekrara yönlendiren bir kaynak bulamazsınız. Bak. Aldınız yaşadınız. Bir beğeni attınız yaşadınız. Abone oldunuz yaşadınız. Ben daha önceki videolarda da söyledim şimdi de söylüyorum. Vallahi de billahi de hani e, benim aboneye ihtiyacım yok. Blöflerine girmeyeceğim. Çok ciddi derecede aboneye ihtiyacım var. Benim hedefim bu yılın sonunda 50 bin minimum maksimum ise sınırsız ama 50 bin aboneyi hedefliyorum arkadaşlar. Lütfen bunlar da sizin destekleriniz olacak ve yine söylüyorum. 100 bin aboneye kadar eş, dost, dayı, amca, kardeş, yeğen bunların hepsinin abonelikleri kabul edilir. Benim için hiç problem yok. Yani ee, söyleyeceklerim bu kadar. A aklıma bir şey gelmedi. Şimdi devam ediyorum. DNA'yı ve RNA'yı karşılaştıracağız. Şimdi karşılaştırmaya başlayalım. DNA'da adenin, timin, guanin ve stozin organik bazları bulunuyor. Reyna'ya ben bakacak olursam da adenin, urasil, guanin ve stozin. Yani burada farklı olarak bakın timin var. Burada farklı olarak ne var? Urasil var. Buraya kadar tamamız. Ve devam ediyorum yine. Timin arkadaşlar DNA'nın özel bazıdır. Urasil ise RNA'nın özel bazıdır. Ve şöyle bir e, sınıflandırma yapmıştık aslında biz. Bir prim bazlarımız vardı. Bir de bizim primidin bazlarımız vardı. Prim bazlarımız kimdi arkadaşlar? Adenin ve bir de guanin'di. Adenin ile guanin ortak zaten her ikisinde de. Pirimidin bazlarımızda arkadaşlar timin vardı, stozin vardı ve bir de urasil vardı. Urasil DNA'da bulunuyordu, timin e, pardon urasil reyna'da bulunuyordu, timin DNA'da bulunuyordu, stozin ise her ikisinde de bulunabiliyordu. Devam ediyorum. DNA çift tiplikli iken e, reyna arkadaşlar tek ipliklidir. DNA'nın kendine özel şekeri deoksiribozken reyna'nınki arkadaşlar riboz şekeridir. Adenin timin guanin eşitliği vardır DNA'da ama RNA'da bu tarz bir eşitlik yok arkadaşlar. DNA kendine eşleyebilir yani replike edebilir ki bu da interfaz evresinde oluyordu ama RNA kendine eşleyemez. DNA bir hasar aldığında arkadaşlar kendini onarabilme özelliğine sahip ama RNA'nın kendini onarabilme özelliği yok sevgili arkadaşlar. Protein sentezine dolaylı olarak katılır. DNA'nın protein sentezine dolaylı olarak katılması m verdiği şifreden kaynaklıdır. Ama arkadaşlar RNA protein sentezine direkt katılır. Çünkü direkt olarak m tRNA'da, t -Rena'da, r -Rena'da protein sentezinde etkilidirler ve varlardır. DNA polimeraz enzimi ile üretilirken DNA, RNA, RNA polimerazla üretilir. DNA, DNA az ile parçalanırken, Reyna, reyna az ile parçalanıyor arkadaşlar. Bitmedi. Devam ediyoruz. Ökaryot hücrelerde çekirdek, çekirdekçik, mitokondri ve kloroplast da bulunurken ökaryotlarda stoplazma, çekirdek, çekirdekçik, mitokondri, kloroplast yok yok yani her yerde var reyna. Adenin bölü timin oranı 1. Guanin bölü stozin oranı 1'dir. Ama böyle bir eşitlik ribozom yani reyna da yok arkadaşlar yöneticidir ve emri verir. Reyna'nın yönetici olma gibi bir durum yok. DNA yıkılıp tekrar yapılamaz. Yani var olan da hasar varsa onarılabilir ama yıkılıp tekrardan DNA oluşturulma gibi bir durum yok. Şimdi farklı özellikleri bunlar da. E bu elemanların bir de tabii ki de ortak özellikleri bulunacak. Ortak özelliklerine bakacak olursak karbon, hidrojen ve oksijen bulundurmak ortak özelliklerinden bir tanesidir. Ben bunu da bak iki kez kesmişim. Yani o kadar heyecanla hareket ediyorum ki neyse alttan devam ediyorum. Karbon, hidrojen, oksijen ve azot bulundurmak ortak özelliklerinden bir tanesidir. Adenin, guanin ve sitozini bulundurmak yine ikisinin de ortak özelliğidir. 5 karbonlu şeker bulundurmak da ortaktır. Bakın 5 karbonlu şekerlerden biri deoksiriboz, biri riboz buluştur, buluna, bulundur, bulundurabilir Ama ortak bir çatı altında bakacak olursak ikisinde de 5 karbonlu şeker bulunur. Protein sentezinde görev yapar. Evet biri direkt yani reyna direkt. Evet biri dolaylı yani DNA dolaylı görev yapar ama her ikisinin de protein sentezinde bir parmağı var. Yine organik fosfat bulundurmak her ikisinde de ortak. Tüm canlılarda bulunmak her ikisinde de yine ortak arkadaşlar. Ve polinükleotit yapıda olmak yine her ikisi için de ortaktır diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar DNA'nın ve RNA'nın yani nükleik asitlerin burada sonuna geldik. Bir sonraki kısımda görüşmek üzere ama ben size şöyle söyleyeyim bu konunun sonunda bir soru çözümü yok ama daha sonraki bir videoda ATP'yi anlatacağım ben size ve ATP'nin sonunda soru çözümü var arkadaşlar DNA'yı ilgilendiren sorular da var, RNA'yı ilgilendiren sorular da var. O yüzden soru çözümünü orada o kısma ekledim. E, beğenmeyi, yorumları arkadaşlar böyle bir gülücük ya da bir üzgün surat. Ya senin Allah bil ne yapmasın yani boşuna bize izlettin şu 30 dakikadır videoyu da yazabilirsiniz. Ama bir şeyler yazın bir etkileşim olsun arkadaşlar böyle bir e, iklimimize gelsinler bizim için de. E, daha fazla saçmalayıp kafayı kırdığımızı size belli etmemek için ve saatin geç olduğundan kaynaklı böyle olduğunu anlamamanız için videoyu burada kesiyorum. Hoşçakalıyorsunuz kalıyorsunuz ve biyosentezle kalıyorsunuz.